Çocukluğumdan bu yana da sorduklarında da işte resim profesörü olacağım dermiş. Dolayısıyla benim hayatım, daha doğrusu yazgım resme doğru yöneldi. Bana Çingenelere Fındıklı Parkı'nda uzaktan bakan ressam denildiğinde bir taraftan hoşuma gitti. Ne gençliğimde ne de şimdi satmak için bir resim yapmıyorum ben. Bakın başından beri işte öğrenciliğimden beri yaptığım işler ortada. Ben 65 yaşında hala öğrencilik yapıyorum. Desen çiziyorum. Hayata da öğrencilik yapıyorum. Zamanında çıraklık yapıyorum. Bunu söylemeden etmeyelim. Ben umutsuz değil miyim? Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir Beyaz Tuval'le karşınızdayız. Bugün çok özel bir mekandayız. Tarihi ve önemli bir sergi alanı burası. Bu özel mekanda yine sanat konuşacağız her zaman olduğu gibi. Konuğumuz sevgili hocamız Profesör Doktor Nedret Sekban. Bulunduğumuz alan ise Mimar Sinan Görsel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi. Buradan birlikte hem hocamızın retrospektif bir sergisi var, ondan eserlerini göstereceğiz, hem de onunla sanat üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle burada olmak büyük keyif bizim için. Benim için de öyle. Şimdi öncelikle sizi tabii kısaca tanısınlar istiyoruz izleyicilerimiz. Trabzon'dan İstanbul'a uzanan bir serüveniniz var. Evet. Böyle kısaca bir giriş yaparsanız birlikte uzun uzun sohbet edeceğiz. Her genç gibi ben de Anadolu'dan İstanbul'a okumak için geldim. Benimki ne okumak denir mi bilmiyorum. İşte Güzel Sanatlar Akademisi o zaman adı. Bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin. İlkokul, lise, ortaokul, liseden beri öğretmenlerim bana işte güzel resim yaptığım için hep önerdikleri yer olarak aklımda kalmış. Çocukluğumdan bu yana da sorduklarında da işte resim profesörü olacağım dermiş. Dolayısıyla benim hayatım, daha doğrusu yazgım resme doğru yönelmeli. O bakış ve o niyetle kalkıp İstanbul'a geldim. İstanbul'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin sınavlarına girdim. Resim bölümünü kazandım. 1971'de başladım. 77 Şubat'ında da mezun oldum. O süre içinde, burada öğrencilik yaptığım süre içinde daha önce de uzaktan da olsa haberdar olduğum resim ortamlarını, ressamları az çok bilirdim, tanırdım. O dönemde buraya geldikten sonra da izlediğim kadarıyla işte sanat, belki o zaman Milliyet Sanat ve daha sonra Gösteri çıkmıştı dergi olarak. Sanat dergilerini okuyan bir gençtim Anadolu'da, Taşra'da, İstanbul'a göre. Ama İstanbul'un içinde, akademinin içinde hem sanat ortamını, sanat mekanını, çünkü o yıllarda merkezi sayılan, sanatın merkezi sayılan bir kuruma geliyorsunuz genç bir insan olarak. İlgi çeken çok şey olmasına rağmen o dönemde o akademinin içinde atölyeler sistemi, atölyelerden önce bir temel eğitim aşaması, bir desen dönemi, bunları geçirdiğim arkadaşlarım, yeni tanıştığım insanlar, o tür karşılaşmalar benim hayatımın belki de hayat çizgimi belirleyen en önemli noktalardan biri oldu. Daha sonra da tabii seçtiğim atölyem. O dönemde genellikle Karadeniz'den gelen genç insanlar Bedrahmi Eyüboğlu'nun atölyesini seçerler. Çünkü Karadeniz'in en ünlü ressamı olarak ve o dönemin en aydın, işte halkçı, popüler insanı olarak ortada bir hocamızdı Bedrahmi. Ama ben nasıl olduysa
Neşet Ünal'ı seçtim. Neşet Ünal'ı seçtim. Çünkü belki liseden de, lise dönemimden işte felsefe, mantık, edebiyat, bir edebiyat bölümü mezunuyum ben lisede. Okuduğum dönemlerde etkilendiğim, daha çok etkilendiğim sol eğilimli insanların, sol fikirli insanların etkisiyle de Neşet Bey'in atölyesini seçtim. Çünkü resimlerinin o dönemde hiçbir hocamızın resmini görmek çok da mümkün değil. Böyle bugünkü gibi yığınla serginin açıldığı, işte sanatın böyle sapla samanında birbirine karıştığı dönemler değil. Kimin ne yaptığı gayet net. Her şey ortada, açık seçik. Küçük bir ortam zaten. Birbirini tanıyan insanlar. Dolayısıyla müzede bir işini, çok sonra açılan bir müzede bir işini görebildik ama Türk sanat tarihi kitaplarında her hocamızın aşağı yukarı bir iki işi vardı. Onlardan etkilenerek ve duyduğumuz o kişilerle ilgili bilinen, yazılan, çizilen veya duyduğumuz şeylerden etkilenerek atölye seçerdi öğrenciler. Biz de öyle bir iklimin içinde ilk yıldan sonra atölyemizi seçtik. Ben de Neşet Ünal atölyesini seçtim. Ve hayatım boyunca da bunu hep söylemişimdir. İşte benim hayatımı belirleyen en önemli kararlardan biri olmuş o seçim. Ben sağduyuyla seçmişim ama demek ki bilinçli olarak da yeniden bir seçim yapacak olsaymışım yine Neşet Ünal atölyesini seçerdim. O atölyede benim öğrencilik yaptığım dönemde yeni işte Fransa'dan dönmüş Neşe Erdok hocamız asistan. Daha sonra önce gitmesine rağmen belki de bilmiyorum tam tarihini hatırlamıyorum ama 76'da 75'te 76'da dönen Mehmet Güleryüz, Asım İşler rahmetli olmuş şimdi. Birçok 1416 ile Paris'e gitmiş ama ondan sonra dönmüş. Bugünün işte çok ünlü ressamları, bilinen ressamları o dönemde akademinin içinde. Ve hepsinin farklı tavırları, farklı anlayışları var. O atmosferle, o iklimin içinde büyüyorsunuz siz de. Ben tabii o dönemlerde daha çok hocamdan etkilenmiş. Dışarıdan da böyle söyleniyor. Benim için de öyledir hakikaten. Erken dönem işlerime baktığınızda onu fark edebilirsiniz. Çok fark edilir. Öğrencilik döneminde de çok bilinen, işte o dönemde okulun içinde çok önemli olan, belki Türkiye'de çok fazla ödüllü şeyler, yarışmalı ödüller falan olmadığı için Ahmet Andiçen ödülleri akademi tarihinin önemli ödüllerindendir. Onu 74-75'te alan ve en son ondan sonra da kaldırılmıştır o yarışma. Yine öğrenciler dolayısıyla öğrencilerin, öğrenci temsilciliklerinin ve öğrencilerin örgütlediği bir anlayışla. Şimdi düşünüyorum demek ki yanlış yapmışız aslında. Doğruymuş o yarışmaların. Mesela şimdi işte Ahmet İpek Meray yarışması bana göre onun yerini alan bir yarışma niteliğini koruyor. Çünkü 18 yıldır yapıyor bunu İpek ve Ahmet. Güzel bir katkı, öğrenciye verilen bir katkı. Ve o dönemlerde Ahmet Andiçen yarışmasında ödül alanların neredeyse ileride ne olacağı belli olurdu. Onun sonrasında da ben 76'da bir Dio ödülü aldım. Demek istediğim, öğrenciliğimden yavaş yavaş benim kaderim çizilmeye başlamıştı. Ben farkında değildim. Mezun olduktan sonra hocam otomobille çıkarken beni okulun bahçesinde gördü. Bir arkadaşımla oturuyordum. Sordu ne yapıyorsun diye. Hocam öğretmenliğe başvurdum, öğretmen olacağım diyordum. Arabanın kontağını kapadı ve indi aşağı, dedi ki dur öyle öğretmenlik falan. Anadolu'ya gittin de sen kaybolur gidersin. Sen lazımsın. Seni ressam olarak bu ülkeye kazandırmamız lazım. Seni ben kurtaracağım demişti. Dediğini hatırlıyorum. Ben de gayri ihtiyar, hocam beni nasıl kurtaracaksın? O dedi ki ben seni asistan alayım.
Hiç unutmuyorum bunu. Ve bunu her röportajımda her zaman da söylerim. İşte benim kaderimin değiştiği an. Beni asistan aldı. Ve 38 yıl çalıştım ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Yine eğitimin içinde kaldınız böyle. Eğitimin içinde kaldım. Dolayısıyla hocamın dediği gibi aslında beni kurtarmıştı yani. Benim ressam olmamı, elbette ben de ressam olacaktım mutlaka. Belki çok daha fazla çile çekecektim. Ama akademinin yolunuz içinde kalarak... Yolunuz uzayacaktı belki. O yolda benim önümdeki bir sürü engeli aşmama bir sebep olan bir şey. Aslında çok önemli de bir hizmet yapmış. Çünkü siz yeni öğrenciler yetiştirmişsiniz. Evet. Yani bu bir süreklilik zaten. Evet. Ondan sonra da ben asistanlığa başlayıp 38 yılda o okulda öğretim üyeliği yaptım. 10 ay önce de kendi isteğimle Şubat'ta emekli oldum. Emekli olurken de düşüncemde aslında böyle bir sergi vardı. Yani hem okulda kalıp hem bu işi yapmak biraz zordu. Çünkü bu iş için bir bütçe de gerekiyor. Aynı zamanda bu iş için bir zaman da gerekiyor. Zaman gerekiyor. Bir takım işleri yeniden toparlamalısınız. Bu serginin aşağı yukarı %70'i, %60 küsürü, %70'i koleksiyonlardan gelen işler. Bunu planladık. Ondan sonra da son yaptığım büyük işlerle birkaç küçük işim bir arada bu sergiyi toparladık. Aslında bu bir retrospektif değil tabii öyle bakıldığında. Ben buna toplu bir sergi diyorum. Hemen hemen her dönemimden iş var. Sadece çöpçüler yok galiba. İşte çağımızın azizleri başlığı altında bir çöpçüler dönemim var. Epey de çöpçü resmi yapmışım. Onlardan örnek bulamadım. Şimdi onları tek tek soracağız. Çünkü çok ilginç. Evet. Kesimleri seçiyorsunuz resimlerinizde. Sen mi ben mi devam edeyim? Sen hocam öyle güzel değil ki biz böyle dinleyebiliriz uzun uzun. Ben zaten. Şimdi resimleri biz zaten biliyorduk. Burada da daha çok inceleme şansımız oldu. İşte ne bileyim resimlerde özellikle mesela Fındıklı Parkı, Çingeneler, Demiryolu işleri. Böyle hep günlük yaşantının içerisinde ve belli bir ne diyeyim ekonomik ve yaşam, sosyal, kültürel alt seviyedeki bir kitleye bir yansımalar, yakınlık var. Şimdi bunda bir mesaj mı var? Bunda sizin başka türlü bir yakınlığınız mı var? Bu neden bunlar? Güzel bir soru. Şöyle yanıtlayayım bunu. Aslında içinde, sorunuzun içinde bak yaşantı içeriğine ait bir şey geçti. Evet. Değil mi? O sözcüklerden yola çıkalım. Bütün yaşantılar aslında ve dünyadaki her şey bana konu olabilir. Yaşantı içeriği benim için önemli. Fakat bütün bu yaşantılardan onları anlamaya, anlamlandırmaya gayret ediyorum. Yani oradan resim çıkarırım. Ve çok gerçekçi alan bölümlerinden. Şimdi ama neden bunu yapıyorum? Benim niye gözlemciliğim hep sokağa yöneliyor? Başından da belirttiğim gibi dünyaya bakışımda, duruşumda, dünya görüşümde ben yolun hep sol tarafında durdum. Dolayısıyla benim için önemli olan şeydi dışarıda yaşayan, şimdi isimsiz, sıradan, çeşitli biçimlerde isim koyuyoruz ya, sıradan insanlar, işte anonim, bilinmeyen insanlar bunlar. Benim ilgimi çeken insanlar bunlar. Çünkü tarihi kişilikler ya da zaten sosyo-kültürel, ekonomik durumu belli bir düzeyde olan kişiliklerin yardımcıları, üst yapıda onlara destek olacak insanlar, kültürel anlamda ajandalarının dolmasını sağlayacak, birikimlerini elde edebilecek, kazanımlarını da değerlendirebilecek birçok argümanları ve araç gereçleri var. Bunun farkında olmayan insanlar aslında benim yöneldiğim insanlar. Ve dolayısıyla onlarla empati kurmak, onlara biraz da şöyle söyleyeyim, dost olmak, işte vefa borcu görüşümden dolayı, dünya görüşümden dolayı
Bunu asla tabii söyleyemem. Onlara destek olmaktan çok onlarla empati kurmak, onlarla diyalog yaratmak aslında derdim ve onların durumlarının da, çünkü diğer kesimler gibi onlar dertlerini anlatabilen insanlar değiller. Çünkü hayat gailesiyle ve o işin içinde farklı alanlarda yaşamaya çalışırken yaşamaya belki derdi olduğunu bile, anlatması gerektiğini bile farkında değil. Dolayısıyla onların ilgi duyduğum, bir defa demin de söylediniz, gerçekçi geliyor bana dediniz. Evet, onların çok doğrudan hayatları. Bunların içinde üzülmeleri, işte eğlenmeleri, sevgileri, yok olmaları, yaşama biçimleri çok doğrudan, dolaysız, hile hurdasız şeyler. Diğer yaşantı içeriklerinde bu var mıdır? Başka türlü vardır. Ama daha çok... Bir vitrin bunlar, var ama. Bunlar da farklı. Yani biz eğer bir günde birkaç maskeyi kullanıyorsak, onların onu kullanma biçimleri çok basit ve çok kolay ve insan, gerçekçi şeylere dayanır. Ama bizimkiler öyle değil. Bizim o bulunduğumuz steril alanlarda, hijyen alanlarda yahut işte üst yapıda, neyse bu, aydın, entelektüel, ne derseniz deyin, bu alanlarda biraz daha sofistike bir şeydir bu. Çünkü dil kullanılır. Dil kullanıldığı zaman malınızı satmak kolaydır artık. Başkasını kandırmak çok daha kolaydır. Orada çok doğrudanlık var. Orada çok doğrudan bir yaşam var, yalın bir yaşam var. Dolayısıyla beni o açıdan daha çok ilgilendiriyor. Beni bir şey daha dikkatimi çekiyor. Hani şeydir ya, böyle bir gidilip bir kadraj alınır, bir fotoğraf çekilir, oturulur o fotoğrafta. Siz sanki bunları içlerine dahil olarak yaşamışsınız gibi bir his uyanıyor. Yani onu da nereden? Yüz ifadeleri, o tavırları falan izlediğimiz zaman, hani gidip de abi çingene düğününe, mesela bu arkamızdaki, denk geldim, bir kare çektim, ben oradan çizdim değil de bu düğünü sanki içinde bayağı bir vakit geçirmişsiniz hissi oluşuyor. Şöyle anlatabilirim onu. Benim bu konuda içinde yaşamadan da bunu yapabilecek insanlar olduğunu sanatçıların bilerek bunu söyleyeyim. Benim resmim aslında bir can resmi sayılabilir. Bir tür resmi. Yani sanat tarihsel açıdan bakıldığı zaman 17. yüzyılın başında sanat tarihine bir kayıt düşülmüş olarak. Ama daha önce tür resmi vardır. Antik dönemde de yapılmış, sonra da yapılmış. İşte Rönesans'tan sonra da. Ama 17. yüzyılda artık tamamen adı da konmuş. O dönemin aristokrasisinin ve burjuva yaşamının dışında, dışarıda, sokakta, sıradan, işte demin sözünü ettiğimiz yahut her yerde görebileceğiniz sokaktaki insan, bu köylü olabilir, işçi olabilir, bir genç kadın olabilir, bir çocuk olabilir, anne çocuk olabilir. Dolayısıyla bu konuları benim sanat tarihinden bilmiş olduğum, bilerek baktığınızda o zaman, ha evet, böyle bir şeyi yaşamış olması gerekmiyor aslında. Tabii sanat ki tarihi içindeki bütün resmin şeceresinden bunu çıkarabilir. İkincisi, ifade dediniz, ifadeler yine mesela hem janr veya daha önceki portre türlerinde ve büyük kompozisyonlarda kullanılmış, hı hı, motifler, anlayışlar, üslup özellikleri. Ben bir taraftan da hoca olduğum için bunları bildiğimden bir araya getirirken, ki gerçekçiliğin işte diyelim babası sayılan Courbet'i de düşünün. Dolayısıyla benim bir taraftan bunun kuramsal alanında, çok hakimsiniz oraya, plastik alanında birikimimle gözlemimi bir araya getirdiğimde bunu çıkarma şansım artıyor. Evet. Bunu geçen bir röportajımda şöyle anlatmıştım. İşte bana Çingenelere Fındıklı Parkı'nda uzaktan bakan ressam denildiğinde bir taraftan hoşuma gitti. Yani aslında bu bir eleştiri onu yazan arkadaş için. Yani Nedret Hoca işte uzaktan bakıyor. Aslında yaşamıyor Çingenelerle demeye getiriyor.
İşte deryada balık da aslında denizi bilmez. Ama veya işte balıkçı da denizin içindedir ama denizi en iyi anlatan adam olmayabilir. Dolayısıyla dumanı da görmek için aslında uzaktan bakmak lazım bazen. İçinde olduğunuz zaman çoğu şeyi duygusal olarak ortaya koyarsınız veya yüzünüze gözünüze de bulaştırdığınız olur. Biraz mesafeli durmak sanatçılar için, bunu edebiyatçılar, işte tiyatrocular, sinemacılar, müzisyenler, ressamlar çok iyi bilirler. Objektif durabileceğin çizgiyi konunun içinde olup da sonra konunun dışında kalmak, ondan sonra onu anlatabilmek o mesafeyi gerektirir. O açıdan ben evet çok çingene düğünü gördüm. İşte bunu saray içinde de gördüm. Belki benim fikrim de bu zihnimde 5 yıl, 10 yıl kaldı. Hemen resmetmedim bile. Sonra tekrar onların karnavallarına, onların festivallerine gittiğimde ortak bir şey olarak çıkardım bunu. Böyle birebir bir çingene düğünü değildir. Zaten mekanları da izlediğiniz zaman bunu görürsünüz. Dolayısıyla bu realizmin üslup etkisinin özelliğinden geliyor. O yaşanmışlık, yaşantı içeriğine benim yüklediğim anlamlandırmaktan, anlamdan geliyor. Dolayısıyla sadece enformasyon yetmez bu iş için. Bir yorum bilgisi, arada bir şey çıkarmak lazım. Benim bütün resimlerimde hemen hemen aynı şey geçerlidir. Ben bir naturalist olmadığımı onun için söylerim. Yani doğada var olan bir düğünü yaşayıp da buraya nakşetsem bunun kadar etkili olmayabilir. Hocam çok güzel anlattınız zaten ama sizinle ilgili okuduğumuz, incelediğimiz şeylerde hep şununla karşılaşıyoruz. Aslında birebir onların yakınına gidip skeçlerini de yapmışsınız yıllarca. Evet. Bu çok önemli. Siz önce kendiniz tanımak istiyorsunuz, sonra da onu bize tanıtmak istiyorsunuz aslında bir anlamda. Bir de çingenelerle ilgili 15 yılda hangi kitap çıktıysa okudum demişsiniz. Yani hem okuma hem gözleme. İkisini birlikte yapmışsınız. Yani gözlem aslında bir sanatçı için çok önemli bir şey. Önce siz anlayacaksınız ki sonra anlatabilirsiniz. Bunu da gerçekten güzel yansıtmışsınız. Şimdi sizin resimlerinizde desen çok önemli. Sağlam bir desen olmalı ki üstüne bunu yapabilirsiniz. Bir de siz bu desenin üstüne renklerle çok gizemli de bir hava yaratıyorsunuz. Baktıkça bakası geliyor insanın gerçekten. Her bir yüzde bir şey okuyabilirsiniz. Yüzlerdeki o duygular son derece önemli. Şimdi bu süreci nasıl anlatırsınız bize? Yani bütün eserleriniz için soruyorum bunu. Sadece çingeneler için değil. O duyguyu, o işte demiryolu işçisindeki duyguyu da, çingenedeki duyguyu da, sokak çocuklarındaki duyguyu da, o duyguyu nasıl bu kadar yoğun bir şekilde bize aktarabiliyorsunuz? Evet. Şimdi gözlemden başlayalım. Yani gözlem yapmak için zaten bazı enstrümanlara sahip olmanız lazım. Bazı nosyonlarınız olacak. Şöyle diyelim, görerek aslında insan öğrenmeye başlıyor. Ama görmeyi de öğreniyor sonra. Çünkü görmenin de kuralları, koşulları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siz zihinsel arşivinize sadece görüntüyü atmıyorsunuz. O görüntüyü ayıklayarak, seçerek de koyuyorsunuz. Ayıklayıp seçtiğinizde de tekrar baktığınızda da onu görmeye gayret ediyorsunuz. Onun için sokağa aynı anda iki insan bakar, farklı şey görürler. Görme biçimleri de sizin sosyo-kültürel doğanızla, daha doğrusu kültürel doğanızla farklılaşıyor. Şimdi benim baktığım yerden eğer bir data oluşturmuşsanız, bir veriler topluluğuna sahipseniz, o zaman sizin dünyada duruşunuz, dünyaya bakış biçiminiz, sizin gördüğünüz şeyleri genellikle genel olarak evet bu böyledir diyecek insanlara göre tasarlamışsınız demektir. Şimdi desen çiziyorum, doğru. Modelim olsa daha iyi. Hiç fotoğraf kullanmam o zaman. Mesela mültecilerde gazete kupurlarından kestiğim büyük hareket halindeki insanlık gruplarını
Ama çizdim onları yine oradan. Bir de akademik geçmişimiz olduğu için ben fotoğraftan çizerken çok kolay çizerim. Ama kendi öğrencilerime dikkat edin, çizmeyin derim. Ya da tamamen alıp da tuvale yapıştırmayın onu. İki boyutlu yüzeylerden kaçın onları model olarak kullanmaktan derim. Onun için çizerim. Model kullanmak, çünkü bakıp görmek, bakarken öğrenmek önemli bir şey. Çünkü baktığınız anda kaydettiğiniz çizgi zamandan ve sizin demin sözünü ettiğim o fikren ve zihnen ortaya koyduğunuz şeylerden de etkilenip gördüğünüzde dinamik bir biçimde sonuca doğru gitmenizi sağlayacak. Ama hiçbir zaman zaten koyduğunuz nesne ya da figürün somut, net, evet ideali budur dememenizin de gerektiren bir olaydır o çizmek olayı. Onun için çizerim ben hala. Yani eksik olduğunu, tamamlanması gereken yerleri olduğunu bildiğim için çizerim. Ve onun için de derim ki fotoğraftan çizmeyin. Çünkü o bir imge olmuştur artık, bitmiştir. Ama bir insana baktığınızda o değişebilir. Çünkü dinamik bakıyorsunuz, zamana ait bakıyorsunuz. Ruhunuz, psikolojiniz değişiyor. Dışarıdaki objektif koşullar değişiyor. Ya onun ruh hali değişiyor. Benim sizin gibi yani baktığınız kişi de bile değişiyor. Bütünün de bu ifadeleri de bize nasıl yansıtıyorsunuz dediğinde işte bu yansının, evet ortak fikir oradaki yansı. Ama o yansıyı oluşturan da sizsiniz. Yani özne olma haliniz aynı zamanda oraya yansıyor. Burada ben şunu açıklayabilirim. İşte Çingene'nin ifadesi neden böyle? Diyorum ki ona ben kendi ifademi de yüklüyorum. Kendi kızgınlığımı, öfkemi, duyarlılığımı, kurduğum empatiyi, onun adına üzüldüğümü yüklüyorum. Bunların çoğu kadını, erkeği, diğer figürlerinde benim davranış biçimlerimden bir şeyler görüyorsunuz. Ha bu evet yani Çingene veya işte işçi veya sokakta balıkçı oturan bir adam, bir balıkçı psikolojisi de yansıtıyor diyorsanız o da benim onlara demin sözünü ettiğiniz çok farklı alanlardan değerlendirme yapmalarından kaynaklı. Şöyle bir duygu geliyor insana. Siz tabii ki onlarla bir iletişim kurmuşsunuz ve onları yansıtmışsınız söylediğinizi ama biz de iletişime başlıyoruz. Siz onu duvara astıktan sonra. O çok samimi geriye dönüşü yansıması çok samimi. Gerçekten çok etkileyici bir şey. Ben size bir anekdot bu arada söyleyeyim. İşte herhalde 90'lar, 80'lerin sonunda çöpçü resimleri yapmaya başladım. O arada ben daha çok tabii işte sarı kapşonlu çöpçüleri devam ettim sonra. Çünkü o renk hoşuma gitmişti. Biçim, o form tuvalin üzerinde kocaman bir orantı olarak yerleştirildiğinde o kadrajda etkili duruyordu diye düşündüğüm zamanlar. Fakat sonra herkes şunu söylemeye başladı. Hocam sizin çöpçüleri gördük. Benim sarı kapşonlu çöpçüleri onlara göstermiş olmam aslında onların yolda geçip gördüğü halde hiç de adını koymadıkları ve tanımadıkları biriymiş gibi gördükleri şeye sonradan tanıdıkları. Evet ne desek bana çöpçüleri oldu. Yani siz iletişim kuruyorsunuz, bize de iletişim kurduruyorsunuz. Bu çok kuvvetli bir şey. Bu sanatçının belki biraz farkı işte diğerlerinden. Onu size fark ettirmiş olması. Ve düşündürüyorsunuz üstünde uzun uzun. Evet. Düşünüyor insan resimlerini. Sıradan insanları çizmek vesaire falan anlattık ya, bir denetlenemezlik diye bir kavramdan, bir temadan bahsediyorsunuz. Biraz da bu özellikle çingeneler konusu üzerinde herhalde onların yaşantısındaki bu daha evet, flex mi onların hareketi, bizim gibi değiller. Belki şey çok hocam, özgürler. Yani hem çingeneler hem deniz aslında biraz evet, da özgürlüğün denetim altında anlamayacaksınız. Bizim martılar değil mi? Oradan, oradan evet, demiryolunu da ona bağlarım ben mesela. İşte demiryoluna çıkarsınız, evet aslında demiryolunun sonu var tabii. Ama o vagona bindiğinizde veya trene bindiğinizde, hele doğaya açıldığınızda, o zaman özgürlük hissedersiniz. Bir yere gittiğinizi düşünürsünüz. Bu bir his. Bende olduğu gibi birçok insanda olabilir bu. Ama deniz bunun çok daha ötesinde, çok daha fazla hissettirir size bunu, boşluğu. Hı hı. Ve orada
işte dizginlenemeyeceğini, onun önüne geçilemeyeceğini hissedersiniz. Çünkü etrafınızda su, hiçbir şey gözükmüyor. Nesne olarak sadece su var. Bir de gök kubbe. Ancak yukarı bakabilirsiniz. Sağa sola baktığınızda, ufka baktığınızda deniz, su, bir de gök kubbeyi görüyorsunuz. Müthiş bir boşluk hissi. Orada işte insan ancak doğada, kendi içinde, kendi ruhunda, ne kadar çok insan olursanız olur, yalnız olduğunuzu bilirsiniz. Varlık olarak işte orada işte insan onu düşündüğü andan itibaren, evet bir şeyin içindeyiz. Bu mekan, ama bu mekan, bu boşluk, ayağınızı yere bastığınız halde bile ya da suda bunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Bir de depremde insanlar bunu, evet, hissederler. Evet. Dolayısıyla o kısa anda bunu hissedersiniz. Çingenelerle de böyle bir şeyden bunu kavramsallaştırıp şuraya denk getirmeye baktım ben. Çingeneler aslında, dikkat edin, Romanya bile kendileri işte devleti olduklarını kabul etmezler. Aslında devletsiz bir halk. En kadim halklardan biri. Hindistan'dan çıkıp dünyayı dolaşıyorlar. Hala dolaşıyorlar. Ama devlet kurma dertleri yok. Çünkü neredeyseler, kimin arabasına bindiklerinde onun türküsünü söylerler. İşte Anadolu'da Müslümanlar, öbür tarafta Ortodokslar, diğer tarafta Katolikler, bilmem nerede ateistler, şurada şunlar. Yani her şey olabilir. Araziye onlar uyum göstererek gidiyorlar. Hiç dertleri değil, çünkü dışarıdan gelen yasalar aslında onları belirliyor gibi zannederiz ama belirlemiyor. Aslında otonomdurlar. Yani iç yasalarıyla hareket ederler. Onun için ben denetlenemezler, baskı altına alınamazlar diyorum. Bu demek aslında değil ki mahpusa atılamazlar, kapıları kapatılamaz. O özgürlükleri, hoşunuz, sizi cezbeden şey o özgürlükleri galiba. Tabii insan olarak karşı çıkıyorlar bazı şeye. Muhaliftirler, evet, öyle bakıldığı zaman. Yani kavramsal, evet, olarak bakarsanız. Hem muhalif hem de neşeliler. Aslında her durumda, evet, mutlular onlar yani. Öyle bir yanları da var. Yani, öyle mi görüyoruz acaba? Biz öyle şimdi görüyoruz onu. Yani bunu şöyle düşünelim. Bizim özellikle bu iletişimin, medyanın çok şey olduğu dönemde onların hep böyle renkli tarafları öne çıkarılır. Şimdi bana da onu diyebilirsiniz, hocam siz de renkli taraflarını öne çıkarmışsınız. Evet. Yani ama ben onları ama işte... Ama sizin üzgün ifadeli olanları da var. Evet. Yani başkaları da bu, var. Bunu çok ortaya koyduğum zaman elbette ki ondan bir güzel bir tarafta çıkarmak, evet, gerektiğini de düşünebilir insanlar. Çok mutsuzken bile aslında eğlenebiliyorlar. Yani böyle bir yanları var aslında. Hani ben hayattan, de hayattan bir şekilde hayat, keyif almak. Evet, keyif almayı hayat, evet, da biliyorlar. Hayat, hayatın. O zaman onlar sanırım hayatın her yönünü kabul edip bir bütün olarak yaşamayı biliyorlar. Yani şimdi bak, siyahın karşısında beyazın durmasını reddetmemek gibi. Bunlar iyi, çok kadim kültürler, evet, yani çok bunlar söylenceleri, bir sürü ritüelleri, her şeyleri var. Yani öyle şeyleri var ki onları farklı dinlerden bile olsalar onları ortak olarak kullanırlar, bilirler. Hayata katlanmanın yollarını bulmuşlar. Evet, evet, en doğru tanım aslında bu oldu. Evet. Hakikaten hayata katlanmanın yollarını bulmuşlar. Özgürlüğünü kaptırmamış ki. Hayata nasıl katlanmasın? Değil mi? Sistemlere kaptırmıyor. Evet. Pratikte kaptırıyorlar tabii. Tabii ya, onun kaçarı yok da işte. Ama fikren hiçbir zaman onlar basınç altına, baskı altına alınamazlar. Hocam genel olarak sizinle tabii sanat hakkındaki, sanat piyasası hakkındaki görüşlerinizi de soracağız ama oraya geçmeden bir soru sorabilir miyim ben? Sergilerinizin isimleri hep benim çok ilgimi çekmiştir. Çok güzel isimler koyuyorsunuz. Yani ismin kendisi aslında kendi başına bir hikaye, evet, anlatıyor. Evet, hikaye gibi. Oturun düşünün üstünde. Ses konusu gibi. Gibi, evet. Yani ben böyle birkaç tane örnek vereyim mi? Gölgede herkesin yeri vardır. Mesela. Bir çingene değişi. Öyle mi? Onu bilmiyordum. Evet. Evde oturan ölür. Haz muhabbetleri. Atasözleri. Şarkılarım denizdendir, güldendir. Desen olsam ölü diri. Yani o kadar güzel ve etkileyici ki hani üstünde düşünebilirsiniz uzun uzun. Evet. Aynı resimlerinizin üstünde düşünüldüğü gibi.
Nereden buluyorsunuz? Nasıl bir bağ oluyor? Nereden? Şimdi aslında yaptığım iş belirliyor onu. Evet. O arada bazı okumalar da yapıyorum. Hı hı. Hayatımın işte gazete, kitap, çok okuyan bir adam olmasam bile bazı şeyleri birkaç defa okurum. Şimdi dolayısıyla bu yaptığımız iş aynı zamanda diğer alanlardan da beslenen bir şey. Zaman zaman işte okuduğum şeylerden aklıma gelir bunlar ve ya galiba aynı yerlerdeyiz falan dediğim olur. Dolayısıyla onu da kullanırım. Bunlar tırnak içinde hep vardır zaten. Dolayısıyla benim ölmek kalmak meselesinden daha önce ölüm zamanla ilgili bir şey yapmıştım. Bir sergi adıydı o. Ölümü ve zamanı koymuştum. Şimdi de ölüm kalım arasında buraya bir doktor arkadaş gelip dedi ki niye hocam ölüm kalım diyorsunuz? Biz buna doğum ölüm deriz dedi. Ölüm kalım aslında mücadeleyi biraz anlatıyor. Evet, evet dedim ama benim zaten La Lotta Continua, mücadele sürüyor diye bir sergim var. Ölmek kalmak aslında arada hayat yani mücadele sürüyor bir taraftan. Ve benim ölmekle kalmak yani hayatımla öleceğim süre arasında da yaptıklarımın da bir mücadele olduğunu düşünün. Bir hayatın daha felsefi sürdüğü gibi olduğunu düşünün. Öyle koydum. Ben bu adını dedim. Peki o zaman tamam dedi. Yani çünkü hayat ölüm diye biz bu ikiliyi kullanırız genellikle. Bunu bundan dolayı koydum dedi. Şimdi isim koyarken resimlerimi de tekrar değerlendirirken ismi koyuyorum. Baştan çoğu zaman bunu böyle yapayım diye yapmıyorum ama ölümle ilgili resimler yapacağım dediğimde de zaten hayat hemen oradan fışkırıyor. Tek başına bir şey olmuyor. Bu bir diyalektik. İşte gündüzle gece gibi. Tabii hayat onu olmazsa ölüm olmaz. Dolayısıyla bu isimleri koyarken çok da süreklilik olduğu için benim sergime dikkat ederseniz evet çok farklı farklı konular gibi geliyor ama hemen hemen birbirinin devamı gibi oluyor. O bakımdan isimleri de koymak çok zor olmuyor. Çok güzeller, onu söyleyeyim. Şimdi bir sanatçı yanınız var, bir de bu eğitimci yanınız var. Bunlar birleştiği zaman şu anki genç yetişen kuşaklara ne söylemek istiyorsunuz? Çünkü bize dediniz ki ben bir takım kendimce kriterler oluşturarak üniversiteye geldim. İşte Mesut Hoca'nın atölyesini seçmeyi düşündüm. Bunu sonra çıkarken de hani şunu da diyebilirdiniz. Ben bir takım kriterlerle geldim oraya girdim ama kriterlerim değişti. Hı. Değişmediği gibi siz bir de hala diyorsunuz ki ben gene de o atölyeye giderdim. Ve ondan sonraki bir süreç, sonra bir kilometre taşı anlattınız eğitim hayatınızın. Bir kişinin sizin hayatınızın nasıl yönünü değiştirdiğinizi. Siz eğitmen olarak bu süreçte mutlaka insan o gün fark etmiyordur değil mi? Hemen fark etmemişsinizdir o kilometre taşının. O gün size nasıl daha sonra hisseder ama şimdi bu süreçler tamamlandığında ne anlatırsınız onlara, nelere dikkat etmelerini? Çünkü gençken gözden kaçıyor. O önemli ayrıntıların bile kıymetini yıllar sonra fark ediyor evet, insan. Tabii. Yani biz biraz daha kuş bakışı evet. bakıyoruz aslında şimdi. Yani benim yaşımda olanlar öyle bakıyor. Yani. Çünkü deneyimlediğimiz evet. Farklı iklimler, mekanlar var ve onların içinden geçip sonra onları değerlendirip şimdi bugün de yaşadığımız için bazı çıkarsamalar ortada. Ama bugün çok bilinen bir şey değil, bilinemez zaten. Çünkü bilgi alanları yani enformasyon çok değişiyor. Bunu anlayabilecek, bunu kavrayabilecek birikimi elde etmek lazım. Çünkü her kanaldan bilgi geliyor. Çok uyaran var artık etrafta. Algı yönetimi, manipülasyon, bu işin içinde bir ticari bilgi, bilginin ticari olanı da var. Tabii. Şimdi dolayısıyla sanat da o hale gelmiş. Ticari sanat. Tamam şimdi şu sorulabilir. Sizin yaptığınız da satılıyor, bu da ticari. Hayır işte. Benim ne gençliğimde ne de şimdi satmak için bir resim yapmıyorum ben.
Bakın başından beri işte, öğrenciliğimden beri yaptığım işler ortada. Yani siz resim yapıyorsunuz, sizin yaptığınız sonra, resim satılıyor. Ha, satılırsa tamam. Ne güzel. Ben maruz kalabilirim evet. Bakın. Ben maruz kaldığım şeylerden sorumlu değilim. Evet. Ama benim seçtiğim şey sorumlu olduğum olan. Dolayısıyla bugünün insanının benim gibi seçme şansı yok. Bugünün gencin çok şanslı olduğunu söylüyor insanlar. Bu arkadaşlarımızın. Çünkü çok argümanları var. Şimdi tek tek kıyasladığımız zaman benim zamanımda çok fazla kitap yok, resim kitabı. İstanbul Üniversitesi yayınlarından iki yayın çıkıyor. Avrupa'dan telif şeyler çevrilmiyor. Çok az bunlar. Şimdi çok. Ama aynı zamanda çok da kirlilik var. Tabii ama bir taraftan bunlar var. Diğer taraftan galeri yok ama şimdi çok. Malzeme yok ama şimdi çok, her türlü şey var. Dolayısıyla nasıl oluyor da bugün şanssız oluyorlar diye düşündüğümüzde aslında o şemsiye, o iklim, o bilgi kirliliği dediğiniz şey ve bunların kafasını karıştırabilecek yan alanlar, bunlar etkili oluyor. Dolayısıyla şuna da inanmıyorlar. Hele dünyada böyle bir karabasan varken, ülkemize özel olarak da bu karabasanın içinde ben sayıyorum. Hem dışarıdan hem içeriden büyük bir baskı ve basınç altında. Bu insanlar şimdi peki başarsa ne olacak diyorlar. Birebir ben konuştuğumda hocam peki başardık ama ne olacak yani? Bunun sonunda bir şey olmayacak. Belli bu. Umutsuzluk, kaygı. Bu tür bir kaygı, bu tür bir endişe. Özgürlüğü üretimi de engelliyor. Engelliyor. Şimdi ben de onlara ama bana bakın bak. Ben 65 yaşında hala öğrencilik yapıyorum. Desen çiziyorum. Hayata da öğrencilik yapıyorum. Zamana da çıraklık yapıyorum. Niye vazgeçiyorsunuz? İnsan ölene kadar herhangi bir umutsuzluk anında bile ufak bir umutla işini yapmak zorunda. Evet. Misyonunu yapar devam yani. Ettireceksin. Yapmak zorunda demeyelim de yapar. İnsan böyle bir şey zaten. Hocam bugünkü sanat piyasasının Türkiye'deki durumunu değerlendirdiğinizde bize kısaca neler söyleyebilirsiniz? Türkiye'deki durumu dünyadan çok farklı olmadığını düşünüyorum. Yalnız işte buradaki küçük modelin daha büyüğü dünyada da geçerli. Şunu söyleyebilirim, genel olarak sanatın insansızlaşması ve dışarıdan irtifa kaybediyor gibi gözükmüş olması. Çünkü sanatı artık her yerde ve her alanda kullanma yöntemleri ve biçimleri bu hissi uyandırıyor insanlarda. Genellikle sıkıcı veya eğlenceli veya işte çok yeni, çok malzemeli, çok çağdaş nitelemeleriyle değerlendiriyor insanlar. Gittiği yerde gördüğü performansı veya işte enstalasyonu veya işte kavramsal bir işi, nesneyi, objeyi veya heykeli, resmi öyle değerlendiriyorlar artık. Bakıp da onun içeriği, onunla ilgili veya diliyle ilgili herhangi bir sorunu tartışmaktan çok ya bir zihninde olan veya ortaya konan metni tartışıyor insanlar. Şöyle söyleyebiliriz, bugünün sanatıyla uğraşan insanların çoğu öyle midir değil midir onu tartışmıyorum ama tarihçi, sosyolog, antropolog, filozof bunun metnini ortaya koyan insanlar olarak ortaya çıkıyorlar. Belki bunlar sanatçılar değil ama küratörleri bu. O küratörler sistemin getirdiği bir şey. Şimdi dolayısıyla bu aynı zamanda da hem insanı sanattan, bu işi bizzat yapan insanı sanattan soğutuyor ve geri çekiyor. Ben buna sanat malzemesini yitirdi diyorum. Aslında çok malzeme var. Herkes diyor ki nasıl yitirdi? Cam var, tuğla var, beton var, kum var, hayat var yani. Her şey sanatın içinde. Siz ruhundan evet diyorum işte o zaman sanatın geleneksel olarak malzemesi olan kendi bağlamından koparılmış bir malzeme bu. Bir parça kültürü haline geliyor.
günümüzün sanatı. Bizim mesela terminolojide kompozisyon dediğimiz şey bugün pastiş oluyor. İçinde her şey, eklektik olan her şey var. Bunun altına istediğiniz metni ya da üstüne istediğiniz dili, istediğiniz biçimde dizgeleştirin, koyun. Bugün sanatın sorunu yapan ve bunu ortaya koyanlar açısından bu. Ama bunu kullananlar, mesela işte ulus aşırı şirketler, sermaye ilişkileri falan, bunlar için sorun yok. Sanatçının öyle ya da böyle olması çok önemli değil. Önemli olan marka cilalamak. Bir de onun pazarlanması. Onun bir biçimde ona bir avantaj sağlaması. Tamamen ne bu kapitalist avantaj? Sistemin şeyleri. Tamamen öyle bir duruma zincirleri. Gelmiş. Ama bir geçmişte bir sanat hareketinin içinde bulunmuş olmak ya da onunla bir ilgili bir yorum yapmak, gerçek yorum bilgisi sadece enformasyon değil. Bakın bilgi değil. Onu yorumlayan, ondan bir şey çıkaran, ondan hakikaten bir dil üzerinden bir anlam ifade eden şeyler tartışılırken bugün tamamen metin, onun filozofisi, bunun tarihi ve bunun üzerine bir takım politik olduğu zannedilen ama çok hijyen ve steril mekanlarda o politikanın aktarıldığını düşündükleri bir sanat ortamı yaratılmıştır. Aslında sağırlar değil, sizler bugünün, birbirine ağırlıyor. Bugünün esasında sanatının dramı bu. Yani çok steril, çok temiz, çok parıltılı. Bütün mesele bu. Evet. Şimdi bununla tabii bağlantılı, onu sormadan o yüzden geçemeyeceğiz. Sanat ve kültürden beslenme oranı bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin de göstergesi. Yani bu hiç tartışılacak bir şey bile değil. Ama bize bakıyoruz, bizde bu çok düşük. Sanatla ilgilenen kesim hemen hemen yok gibi ya da çok az bir kesimi alabiliriz. Galerilerin içine girmekten korkan bir halkla karşı karşıyayız. Paralı mı diye soranlar var, siz de biliyorsunuzdur. İşte nedir ki buradan ben hiçbir şey anlamadım diye yorumlar yapılıyor. Yani biz bu seviyeyi biraz daha yukarı çekmek için ne yapmalıyız, ne eksik? Diğer tarafta ne fazla, çok mu, yani çok bir şeyi kapsayan bir soru oldu bilmiyorum ama hayır. Hani böyle kısaca da olsa değinelim hocam bunlara. Ama şöyle bir şey, bu bizim ülkemizin durumunda düşündüğümüzde, bu her alanda böyle. Evet, maalesef. Bu sadece sanat alanında böyle değil ki. Daha önceki dönemlerde, şimdi klişe laf şudur ya, işte eğitim şart. Evet. İyi de nasıl eğitim? Eğitim şart, evet. Ama biz dedik ki insan öğrenecek. Ama ne öğrenecek? Dışarıdan koyduğunuz yasalarla o insana bazı şeyleri yasaklayıp bazı şeyleri de bunları öğreneceksiniz derseniz öğrendiği şey sınırlı şey olacak. Veya evrensel olanın dışında kendinize göre örgütlediğiniz veya kullanmak istediğiniz şey olacak. Onun için sadece eğitim şart demek, işte bu konuda çok çalışmak, bu konuda şunu yapmak, bu tür genellemeler bunu aşmamızı sağlamayacak. Bir de geçmişe göre çok sayıda Güzel Sanatlar Fakültesi şimdi, açıldı, yaygınlaştı. Evet, ne oldu, katkısı ama oldu işte mu yani? Demin nitelik, sözünü, nicelik, demin nitelik, gençlerle nicelik ilgili konuşurken başlıyor. İçini doldurmuş evet. Olduğumuz şeyleri hatırlayalım. Malzeme çok. Ama malzeme bugünün sanatında da çok. Ama bağlamından koparılmış, ne olduğu belli olmayan, neye hizmet ettiği belli olmayan, niçin kullanıldığı belli olmayan bir biçimde aslında bunu yapanlar için belli. Onlar tabii, soyuyorlar tabii, zaten. Metinlerini de koyuyorlar, olarak, ne olduğunu da koyuyorlar. Create ediyorlar yani bir şey. Şimdi çocuklar bizim özellikle 80'li yıllardan sonra diyelim 90'larda, 2000'lere doğru. Evet gerçekten daha naif de olsa bir biçimde bir ilgi ki eski Türkiye'nin sermaye kesiminin içinden de sanata destek olan, yatırım yapan, işte kültürel bir anlam kazanmasını sağlayan gruplar var. Ama şimdi bakıyorsunuz o gruplar hala devam ettiği halde fakat bu sermaye sınıfı o kadar farklılaştı, o kadar değişti ki sadece dekoratif bir takım şeyleri veya kendi ideolojilerindeki bazı şeyleri kullanmak üzere
nesne veya sanatsal eserler elde edip arka tarafa koyup marka cilalamanın peşindeler. Onun dışında da bir büyük bir kesimde zaten sanatla ne alakası olabilir lüks insanların tüketim diye düşünüyorlar. Lüks tüketim olarak görüyorlar. İşte elit işidir, lüks tüketimdir yahut işte anlamsız bir şeydir. Ne hizmeti var, insana ne yararı olur diye düşünüyorlar. Dolayısıyla bu ülkenin bugünkü iklimi, basıncı, baskısı, daha demokratik yapıya dönüşmesi, siyasi olarak bu yoğun bir siyasi alandan daha toplumsal bir takım şeylerin düzenlenmesine geçilmemesi halinde istikbali yok gibi değişen gözüküyor. Bir şey olmaz. Değişen bir şey olmaz. Demek ki önce bu havayı insanların solumasını engellemeleri lazım. Bunların daha demokratik ortamlarda, daha çoğulcu ortamlarda dünyada ve gelişmiş toplulukların davranış biçimlerine le karşılaşmaları lazım. Bu karşılaşmalar onların sanatla karşılaşmalarını, beğenilerini değiştirmek üzere bir adım atmasını sağlayacak bir atmosfer olması lazım. Yani mekan ve atmosfer değişmeden evet. Ben size desem ki işte çalışsın insanlar olur. Çalışıyor birçok insan yani. Demin sözünü ettiğimiz gibi hocam başardık da ne olacak? İşte bir toplamda aslında çocuklar hani bir şey görüyorlar aslında belki yapacaklar ama bu duygu... Evet ama buna rağmen şunu söylemeden etmeyelim. Ben umutsuz değilim evet. Dedi. Sorun şu, demin de konuştuk bunu. İnsan birey olarak doğduğu andan ölene kadar bütün çilesine veya keyfine, tadına rağmen o hayatın içinde en zor durumlarda bile umut kırıntısı veya umudun çok az bir ışığını gördüğü halde hep oraya doğru gözünü dikmiştir, oraya ulaşmaya çalışmıştır. Bugün de biz onu yapmak zorundayız. Onu yapmak için uğraşıyoruz. Evet, umudumuzu yitirmeyeceğiz ve mücadeleye devam edeceğiz. Tutarlı bir şekilde. O doğrultuda, evrensel değerlere uygun karşılaşmaları sağlayacak işler üretip, ilişkiler kurup çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Bütün izleyicilerimize de duyuralım. Bu sergiyi mutlaka gelip gezsinler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik. Programımızın gerçekleşmesi için bize destek olan sponsorumuz Colorbox'a ve Bugün TV ekibinin tüm yayın ve çekim ekibine teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sanatla kalın. Thank you.